Rahmetlinin meğeni patlıyor ama bizim mutfak kapısından sekerek annemin kulağının arkasına geldi. 2 sene sonra da babam kahrından zaten. Çok neşeli olursunuz dışarıda, insanları mutlu etmeye çalışırsınız. Ama aslında iç dünyanızda da çok duygusal bir adam olursunuz, çıkarsınız. Şimdi terde bastı beni ilişkilerden konuşulduğu zaman biraz rahatsız olurum. Ya şarkı neydi değil mi? En büyük pişmanlığım Davut'la çıkmak. 5 yıl sonra pişman oldu. Bu nasıl? Ben öyle bir aptal kadınla çıkmadım. Kabul etmiyorum. Nişanı ablam yaptı. O nişanlandı onunla. Ben değil. O ne demek ya? Evet. O ne demek bizim... be? Ablası. Tövbe estağfurullah. Gerçekten seks bağımlılığı tedavisi gördün mü? Ya biz buraya ne konuşmaysan bizim magazinde işledin gene ya. Allah'ını seversen. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, haberler.com'a hoş geldiniz. Haber Bahane röportaj serimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Bu hafta yine çok özel bir isim bizlerle birlikte. Vakti zamanında Karadeniz'in Ricky Martin olarak hayatımıza girdi. Yıllar yılı da gönüllerde ayrı bir yeri oldu. Karadeniz müziğini çok güzel bir şekilde temsil etti. Hala da bu temsiliyet devam ediyor. Ama ömrünün son 4-5 senesinde farklı bir pencereden de bizlere ulaşma kararı aldı. Siyaset penceresini tercih etti. Sevgili Davut Güloğlu bu hafta Haber Bahane'de hayat hikayesini paylaşmak üzere bizlerle. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii ki tüm izleyenlere, herkese sevgi ve saygılar iletiyorum. Senin de programların hep ses getiriyor. Seni de tebrik ediyorum başarılarından dolayı. Arkadaşlara da buradaki hepsine de kolay gelsin diliyorum. Teşekkür ediyorum, evet. Sağ olasın. Ama ben bu metiyeleri yer miyim? Yemem. Yemezsin, evet. daha mı güzel açılış yapsaydın? Haber bahane deşeleyecek tabii. Sert bir zaman. Şeyler olmayacak herhalde. Yok, ben sana güveniyorum. Yok, o kadar sert değil. Anlatmak sert istediğim... bir adam değilim yani, onun için hiç... Anlatmak istediğiniz kadar, evet. Hayatınıza misafir olacağız. Nasıl bir çocukluk geçirdik? Rize'liyiz, evet, değil mi? Evet, Rize. Kaç kardeş? Biz 13 kardeşiz. Maşallah. Tabii aynı anneden, aynı babadan. Yani öyle üveylik yok. Aha. 13 kardeşiz. Babam devlet memuruydu. Memur ailenin çocuğuyum. Ve tabii ki Karadeniz'den İstanbul arasında mekikliğim oldu çocukluğum. Hı. Ben ilkokulu yarısını buraya, yarısını Rize'de. Yani yaz gelince Rize'ye gidiyorduk. Kışın İstanbul'a geliyorduk. Büfeyle uğraşıyorduk burada. Hı. Büfecilik yaptığımız için biz gelip gidiyorduk o zamanlar çocukluğumda. Ondan sonra Rize'den kesin dönüşümüz de benim 17 yaşında oldu tamamen kesin dönüş. Mutlu bir çocuk muydun? Vallahi 11 yaşına kadar çok mutlu bir çocuktum. Anneyi kaybettikten sonra biraz tabii ki ister istemez. Sonra da bir buçuk yıl arayla da babamı Allah rahmet eylesin, ikisinin yeri mekanını cennet eylesin Allah'ım. Onları kaybettikten sonra mutluluk gene var. Aileler birbirimizi çok tuttuk. Sağ olsun ablalarım, abilerim. Kardeşler birbirimize bağlıyız. Allah'a şükürler olsun. Yani o konuda ama annenin babanın yerini hiçbir şey tutmuyor. Anne kaybınla alakalı sadece tek bir cümle duydum, okudum. Evet. Ne oldu duydum da baba? Şimdi benim aslında benim babam çok köyde yani okuma yazması olan, öğretmenlik yapan, devlet memuru olan, çok köyün yolunu, elektriğini, suyunu getiren ve ilk yolu açan, köyde de ilk yol yapımı olan tek köyüz. Şimdi çok adaletli bir adam olduğu için ve ayrıyeten çok erken yaşta da emekli olduğu için, biraz da ince ruhlu ve çok duygusal bir adam olduğu için, bir de muhtarlık da yaptı tabii ki köyde. Bu arada bu vesileyle tabii benim babam biraz paranoya aslında bir dönem geçirdi. Hastalığı o zamanlar tabii ki şimdi bu kadar ilerlememiş tedaviler. Hı hı. Yani insanlara böyle nasıl söyleyeyim, sizi niye güldün anlıyor musunuz? Yani neden öyle baktı gibi tavırlar, doktorlar bunu tabii daha iyi izah ederler. O mesleki anlamda yaşadığı travmatik olaydan aynen sonra bir mı de oldu? Tek bu? O değil. Bir de tabii ki bu işe giderken dere, yani bizim dere yolunda indiği zaman derenin içerisinde bir de maskeli birinin boğulup öldürülüp bırakıldığını görünce o da köye dönerek herkesi bir kontrol etmiştir yani o zaman. Yani o yaşadığı aslında bir yaşadığı tane, şeyleri evet bir psikolojik bir travma yarattı ve bir teşhis aldı. Paranoya ile alakalı. Tabii. Ve babamın o zamanlar bizim o hastalığı olduğu için İstanbul'a gelip gidiyorduk.
İster istemez tabii ki ona aldığımız ilaçlar, ilaçları bulamıyoruz. O zamanlar o ilaçlar yok. Damla suya damlatıyorlar, 3 damla içiyordu. Bu paranoya, mesela evin üstünde bir şey asıyorsunuz değil mi? Elbise asıyorsunuz. Kime, niye astın? Ne? Bu paranoya tamamen. Size yansıyor muydu? Hayır, asla bize yansımıyordu. Çok çocuklarına düşkündü. Sevdiklerine takan bir hastalık bu. En çok kimi seviyorsa. Çocuklarını sevmiyor musun? Seviyordu ama küçüklere değil, büyüklere takıyor. Mesela büyük abilerime takıyordu. Onlara da takıyordu misal. Yani o sistemde ama bu o sistemin içerisinde bir köydeki misal oturuyorsun diyelim bir yerde. Ona danışan bir anda geliyordu. Sonra o ilacı bulamadık biz 3 ay. O 3 ay içerisinde oldu o ilacı bulamadığımız için. Dayım o konuda çok özveriyle yani İstanbul'da tüm eczaneleri didik didik ettik. O ilacı bulamadık sonra Almanya'dan aldırttık. Aldırttığımız zaman geç olmuştu zaten. Bu olay olmuştu zaten. Dediğim gibi orada mermiyi attığı zaman patlayan, biz mermileri de suya koyuyoruz. Annem onlar suya koyuyor abilerim. Yani silahını alamazsın bunu. Babamın silahına dokunamazsın. O zaman toplu bir silah vardı ve o silahına dokunamazsın. Silahını da mermilerini akşam suya koyuyoruz. Gündüz onun başucuna koyuyoruz ki sarmasın kimseye diye. Çünkü patlamasın mermi. O mermilerle çok çakmış da yani böyle. Yani misal abim peşine koşmuş, atmış ya da arkasından atmış ama patlamamış. Ama bu sistemin içerisinde... Suya koymak buna karşı bir tedbir mi oluyor yani? Biz onu o zamanlar onu alamazsın ki biliyorsun Karadeniz düşünceleri adamların yani silahını alacağına canını al yani. Onu dokunamazsın ki babam öyle büyümüş. Yani ruhsatlı silahıyla gezmiş hep. Şimdi onun silahında biz onu o mermileri suya koyuyoruz ki o... patlamasın kapsül. Çünkü ateşleme yapmasın diye. Yani çünkü bir anda ateşleyebilir. Yaptı da bunu yani bir tek bizimkileri de köyde bir oturduğu arkadaşların da yanlış hareketlerine yapmıştır bunu yani. O hastalığın vermiş olduğu o anki dönemde. Sonra rahmetlinin mermi patlıyor ama bizim mutfak kapısından sekerek annemin kulağının arkasına geliyor. Yani direkt anneme değil. Hedef kimdi? Şimdi attığı zaman hedef yani demelerine göre temizlik yapıyor orada. Silah patlıyor. Patlamayan mermi patlıyor. Kulağın arkasında girmiyor bile o dediğimiz kapsül. Yani o mermi girmiyor bile kulağın arkasında. Aslında beyin kanamasıyla annem vefat ediyor. Annem 47 yaşında vefat ediyor. Babam 53 yaşında. Zaten aralarında 2 sene var. 2 sene sonra da babam kahrından zaten. Yani ben babam hala böyle bazen gidiyorduk onu ziyarete. Ziyarete gittiğim zaman çıktığım zaman diyor anneniz nasıl diye bize soruyordu. Biz ona vefat ettiğini de söylemedik. Öyle mi? Tabii. Baba şimdi teşhisi olduğu için hastanede mi? Tabii hastanede. Hastaneye kaldırdı tabii, değil mi sonrasında? Tabii. Sonrasında hastaneye kaldı. Yani cezaevi falan filan durumu oldu. Cezaevine girdi tabii. Cezaevine alındı. Cezaevinden sonra hastaneye. Tabii. Hastanede uzun süre. Zaten hastanede vefat etti. Hastanede mi vefat etti? Evet sarılıktan. Sıkıntına çay, sigara, çay, sigara. Hiç bilmedi mi anneyi kaybettiğinizi, öldüğünü? Sonra öğrendi canım. Kaçıncı sene doğru? Bir bayram günü abimin dayanamayıp ona hakaret edişiyle öğrendi. Tepkisi ne oldu? Tabii ki tepkisi ne oldu? Hep beraber ne olacak? Hep beraber ağladık. Ne olacak? Baba, yani onun acısını ben babama çok düşkündüm. O da bana çok düşkündü. Ben babamı sabah, yani o sabah öldü, vefat etti. Onun bir ertesi gün akşam saat 6 gibi ziyaret hastaneye yaptım. Ziyaret yaparken sarılıktı zaten. Köşede yatıyor, elinde serum vardı. Biz böyle duruyoruz, abim var kapının önünde, bizi tabii ki ister istemez orada güvenlik de var. Güvenlik bizi içeri sokmuyor. Yani sarılık var, size geçer. Ben tabii yırtıyorum, koşarak babamın üstüne atlıyorum. Ben babama sarıldığım zaman, rahmetli babam, o da bana sarılıyor. Sarılıyor, oradaki herkese diyor durun. Geçeceğizse geçti oğluma diyor, bırakın. Onun benden tadını alıyor aslında o akşam. Kafamı okşuyor. Allah ismin dünyayı tutsun diye kafamı böyle okşayarak sevip bana dua ediyor. Ve büyük abime de diyor ki bu çocuğa dikkat edin diyor. Abime, Harun abime. Yani benim bir büyüğüme. Buna dikkat edin diyor. Bu çocuğa çok dikkat edin. Bu çocuk saf, temiz ama
çok da zeki bir çocuktur diye benim için abim oradan emanet ediyor bir yer. Aynı benim gibi benim bir ufağım var. Apo, Abdülkadir. O da koşarak atlıyor babama aslında. Benim koştuğum gibi. Ama nedense bana biraz, tamam onu da çok seviyip öpüyorum ama bana çok düşkündü. Bana aşırı derecede bir düşkünlüğü vardı. Çocukların hepsine düşkündü de bana ayrı bir düşkün. Çünkü beni doğum olduğum zaman hep şehirde, hastanede doğduk Rize'de. Ben doğduğum zaman doktor zaten beni istedi. Yani 2-3 ay eve gelip gitmiş. Ali Bey sizin çok evladınız var, bunu verin bana, benim çocuğum olmuyor. Babam demiş mümkün mü? Sana verir miyim? Babam çocuklarına çok düşkündü. Asla. Hiçbir eksiklik bizi görmedik. İnsanlar, yani bunu şey olarak söylemiyorum. Lastik ayakkabı giyerken biz hep kösele giydik. Babam bize o kadar. Annem bize öyle. Okulda biz giderken annemiz bizim her zaman ütülü mendillerimizle ilkokul, o siyah önlüğün önünde ütülü mendilimizle gittik. Bizim yaşadığımız işte o okuldan sonra ben ortaokula başladığım zaman ilk birinci senede bu oldu zaten. Ben İmam Hatip okuyordum. İmam Hatip'ten geldiğim zaman öğleyin bu olay oluyor zaten. Biz cuma günüydü hiç unutmam. Bir cuma günü öğleyin tatil yapılıyoruz biz İmam Hatip'te o zaman. Biz o zaman işte köye geldiğim zaman ben o kalabalığı görüyorum olayın. Ben bildim babam da babam rahatsız olduğu için babama bir şey oldu. Ama arkadaşlar da hiç hoşlanmadığım çocukken dalaştığım arkadaşım da biz de orada bilmiyorum sen bilir misin? Fitruka derler. Fitruka neye derler? Kestanenin, garganın gömdüğü, gömüp de filizlendiği, sonra altını kazırsın, o filizi alırsın, altına kestane durur. O kestaneyi alıp yersin. O arkadaşımız da kestane buluyor, bana devamlı veriyor. Diyorum bu bana zehir vermez, kestane bulup veriyor. Aslında orada başladım huylanmaya ben bazı rahatsız. Sonra diyor bana ki işte araba şamyeni var, yaz çünkü. Dereye ineriz, derede şamyeni sana vereceğim, onunla sen yüzersin diyor bana. Benim de şamyenim var ama benimki biraz daha ufak diyorum. O onunki büyüktü, evet o bana hiç vermiyordu onu, onu verecek bana. Aa, o heyecan da var, ben de gidiyoruz. Daha tabii 12 yaşlarındayım yani. Sonra köye gelince yolumuza böyle düzdür bizim şimdi geldiğin zaman tam karşımızda böyle yol düzlüğe giriyor. O düzlüğe geldiğim zaman zaten kalabalığı gördüğüm zaman ben evde bir şey olduğunu anladım o yaşta. Soruyorum şimdi tabii biraz hızlanmaya başladım ama nefesim de tabii daralıyor. Çocuksun böyle bir yol var ana yol bir de patika yolu var. Patika yoldan çıktım sonra işte ufak kız kardeşimi gördüm. O da o zaman 4-5 yaşlarındaydı. Arkasında bir ufak, en ufak kız kardeşim var. Onun sırtındaydı, yani 5 yaşında. Ağlıyordu. Orada işte öğreniyorum ben olayı. Öyleyse ondan sonra da çantayı, mantayı, her şeyi atıp eve doğru koşuyorum. O ara babanıza çok kinleniyorsunuz. Ama sonra babanızı tanıdığınız zaman, hasta olduğu zaman, hasta olduğunu öğrendiği zaman, sonra ben bu hastalığı çok okudum, araştırdım. Benim babam çok çekmiş o zaman. Benim babam o akıllı, o kadar edepli ve o kadar namuslu bir adam. O köyü için yapmadığını, insanlar için yapmadığı hiç iyilik kalmamıştır. Yani evi yanana koşmuştur. Çocuğu hasta olana koşmuştur. Parası olmayana koşmuştur. Çok böyle değerli bir insan. Bence o da bir sınavdan, bu dünyadan böyle geçti. Bence onun da herhalde yani diyor ya Allah-u Teala ya deli ol ya veli. Yani onun için benim babamı ben veli olarak kabul ediyorum. Kaç deli ne kadar zaman yani. Ne kadar zaman sonra babanı affedebildin? Ben babamı ya da affedebildin bir mi? Ay sonra. Ben babamı gördüm yani gittim cezaevinde gördüm de babam cezaevinde gördüm de halini gördüm zaten. 12-13 yaşındasın böyle bir sınav veriyorsun. Anne yok, baba önce hapiste, ya sonra hastanede. Ben gene 12 yaşındayım. Ta diğerleri 2,5 yaşında kız kardeş. Ondan sonra hayat ne oldu? Kardeşler mi birbirinize bağlandınız yoksa aile büyükleri vesaire devreye girdi mi? Hayır biz zaten aile olarak şimdi abilerim İstanbul'da. Tamam. Aslında kalkıp geldiler tabii. Sonra bir evlilikler oldu. Bir yengem vardı. O yengemle beraber bu iş altından kalkamazdık. Onun için dediler yabancı da birini olmuyor. Halamın kızları aslında abilerimle evlendi. İki kız kardeş, iki abimle evlendi. Yani abim bacanaklar birbiri. Sonra halamın kızlarıyla. Daha çok tabii ki bizimle.
Onun için diyorum ya. Gençler abla. Kenetlenmişsiniz siz aslına bakacak olursa. Tabii, hani tabii. Teyzeler, halalar, işte dedeler falan değil yani. Değil. Benim dedem de var yani annemin tarafında dedem de yaşıyordu. Babaannem yaşıyordu. Büyük dedem ölmüştü. O da 33 yaşında. Benim babam 3 yaşında yetim kalmış. Yani rahmetli babam 3 yaşında yetim kalmış. Bir annesiyle beraber yaşamış. Ve benim dediğim gibi bizim ablalarım olmasaydı o sevgi çok çok bize, o zaman biz daha çok sevgisiz büyürdük. Biz zaten nazlı ve şımarık büyümüşüz 11'e kadar, 12'ye kadar. İstediğimiz önümüzde, istemediğimiz arkamızda. Yani baba düşkün, anne düşkün. O kadar bir şımarık büyümü, yani çok nazlı evin içerisinde kargaşa ve taş ev ilk köyde yapılan bizimki ve büyük bir ev. Yani odalar, yani 8 odalı bir evde yaşıyoruz, 9 odalı. Yani 6 ve 2 katlı. Yani o evde yaşıyorsun ve o zaman tahta evler köyde ya da varsa bir iki oda var. İki oda da yaşıyor. Bahsettiğim 37 yıl oldu ya. 37 yıl. Yani bu 37 yıl önceyi konuşuyoruz. Ve o zamanlar öyle çok ve siyasi açısından da bakışı da babamın da, babam Ecevitçiydi yani sosyal demokrat. Böyle baktığı zaman yani Ecevitçiydi, Karaoğlancıydı. Şöyle söyleyeyim. Bizim o zamanki ailemizde kardeşlerim, evli olan ablalarım, onlardan Allah razı olsun. Sevgiyi biz onlardan aldık, abilerimizden aldık. Sonra yengelerimizden sağ olsunlar. Tabii ki bazı olumsuzluklar yaşanıyor. Mümkün değil yaşanmaması. İsterdik tabii ki anne ile babayla büyümek. Onun için ben yetimlere televizyondan da her yerden de aykırıyorum. Sizin bir abiniz, sizin bir kardeşiniz var. Onun için yetim isterse şöyle söyleyeyim, altının içerisine koysan anne baba olmadıktan sonra, çünkü okula gidiyorsunuz, herkesin annesi gelir, babası gelir. Siz okulda en mutlu gününüzü annenizle babanızla paylaşmak istersiniz. Onlar paylaşır. Ya da sokakta bir arkadaşınız okulda kapıdan bağırır, anne ekmek acım diye bağırdığı zaman siz onu bile kıskanırsınız. Yani ona hasret kalırsınız. Onun için Allah kimseyi annesiz babasız bırakmasın. Abi. Onun için çok da duygulu bir şöyle söyleyeyim, çocukluk geçirirsiniz ve çok neşeli olursunuz dışarıda. İnsanları mutlu etmeye çalışırsınız. Ama aslında iç dünyanızda da çok duygusal bir adam olursunuz, çıkarsınız. İçeride... Büyük olanın kahkahası gülü deler derler. Evet. O hesap değil mi? Onun için bana derler çok neşelisin. Onun için hiçbir şeyi umursamıyorsun gibi görünüyorsun. Aslında iç dünyasında Davut öyle değil. Davut iç dünyasında çok çocuk bir adam. Evinde yani ağlamasından tut, kendiyle dertleşmesini yüreğin çok iyi. Yüreğin hala 12-13 yaşında mı kaldı? Orada kalmasa zaten bu kadar başarılı olamazsınız. Hem insanları da bu kadar sevemezsiniz. Yani kinci olan bir insan, yani benim annem yok, babam yok. Bunu ben hep Allah'ın bana vermiş olduğu şöyle bir sınav olarak algıladım. Ben bunu eğer inançsız bile olsaydım o zaman işler daha değişebilirdi. Herkese düşman olabilirdim. Ben yılbaşına gittiğim zaman orada kendimi, bak benim kendi sınavım, yılbaşında program yapıyorum. Programdan önce, bunu hiçbir yerde söylemedim. Programdan önce Kur'an'ımı okuyorum ve programa çıkıyorum. Neden biliyor musunuz? Diyorum ki ya Rabbi diyorum, bu kadar güzelliği bana sundunuz. Şu an en boş zamanınız. Herkes eğlencede. Bunu böyle düşünerek ve yıllarca, bak inan bana yıllarca... Şu an en boş zamanı. tabii şu anda en boş zamanı. Nasıl biliyor musun? Dünyada kimse ibadet etmiyor şu anda. Ben yönelerek... Yani o anda her yılbaşımı öyle geçirmişimdir. İnanın bana. İnanın bana. İnsan, bunu benim arkadaşlarım, beraber olduğum yani ilişkilerimdekiler de bilir. Bu konuda çok hassasımdır. Yılbaşında özellikle iç dünyama kapanırım. Çünkü neden? Bunu kırmak değil. Eğlenceyi seven bir insanım. Ama yılbaşı benim için... Çok boş bir ortam olduğunu düşünüyorum. Genelleme yapmayacağım ama şimdi hayatıma giren insanlar dediğin için söylüyorum. Zaman zaman onu merak etmişim. Hepsi böyle değildi ama bazı zamanlarda yaşça senden büyük insanlar da hayatına girdi. Tabii. Anne şefkati, bir kadının koruması, bir kadının işte daha olgun kadınlarda biraz daha o vardır ya.
Biraz anne eksikliğinden de tercih etmiş olabilir misin bunu? Bunun altına imza atabilirim. Doğrudur. Yani şöyle söyleyeyim size. Şimdi sevilebilecek ilişkide sevilmek güzel bir şeydir. Herkes sevilmeyi sever. Yani bu fark etmez yani. Bunu anne tarafından, kardeş tarafından da, arkadaş tarafından da sevilmeyi seversin. Ama ilişki konusunda evet, onlar daha anlayışlı oluyor. Ve bir de biraz da herhalde benim biraz da çocuk ruhum da var ya. Benim biraz da çocuk gibi de sevdiler ya. O da var. Şimdi onun için bunu tabii ki onlar daha iyi başarıyordu. Aslında zaten hayatımda o kadar çok da öyle biri de öyle bir ilişkim de olmadı yani. Belki bir kez olmuştur yani. O da gerçekten dolu dolu sevdi. Güzel bir ilişkiydi zaten o. Emel Müftüoğlu'ndan bahsediyoruz zaten. Evet. Onu zaten izleyicilerimiz de bildiği için, saklı gizli bir şey olmadığı için konuşuyorum. Biraz da böyle bir anne eksikliği o, ya da şefkati belki de. Aslında şöyle söylüyorum yani, öyle değil yani. Emel'le bizim arkadaşlığımız çok iyi. Yani dostluk ve arkadaşlığımız çok iyiydi. O zaman 30-35 yaşlarındaydı. Ben de 27 yaşlarındaydım. Öyle fazla bir yaşta yok yani baktığınız zaman ama. Olgunluk derecesinde aslında çok şeyleri de onda öğrendiğimi de söyleyebilirim. Ama bunu hani ukalalık edersin. Hayır, ben tamam meşhur olduktan sonra tanıdım onu. O da var. Yani 6 ay sonra tanıdım. Meşhur oldum. 6 ay sonra yani Emel Hanım'ı tanıdım. Aslında o da biz Almanya'da konserlerinde daha çok tabii ki samimileştik. O da bizimle beraber dolaştı devamlı. Çünkü şimdi terde bastı beni, ilişkilerden konuşulduğu zaman biraz rahatsız olurum. Ya şarkı neydi değil mi? konuşunca ter bastı. İlişkileri pek konuşmayı sevmem de. Yaşamayı severim genelde. tabii ki. Yani onu pek evet. Benim tarzım değildir. Ben ayrılırken de ilişkilerimi de hep karşı taraflar konuşmuştur. Dikkat ederseniz benim bir tane röportajım yoktur. Çünkü ilişkilerim hep övülmüşümdür. Döven taraf olmadım. Döven onlar oldu. Ya da birinin... Dayak mı yedin? Birinin, yok o konuda değil. Yani. Söz olarak yani. Tabii ki sopada yersin, ne olacak yani? Kadından tokat yesen ne olur? Hiç bir kadından şiddet gördün mü? Gördüm tabii. Görmez olur musun? Hangi kadın? Kıskanç kadınlar. Saldırırlar. Vallahi. Hiçbir şey bulamasa küllük atar sana. Küllük bulamasa kendini atar üstüne, fark etmez. Yedin mi küllük? Yemişimdir tabii. Allah aşkına. Ayakkabı da yemişimdir. Vazo da yemişimdir. Olur, her şey olmuş. Allah ne verdiyse atmıştır üzerine yani. Olmuş. Allah. Çok kapıdan kaçıp gitmişimdir. Şaka yapıyorsun. Çok evet. Bayağı bela. İlişkide. Tabii. Niye yani sıkıntılısın? Heyecan. Yani şöyle söyleyeyim. Ben gerçekten sevmeyi çok iyi bilen bir adam. Bak açık söyleyeyim. Sadık bir adam değilsin. Sadık yani. Bir adamım. Niye küllük yedin? Ya ben kıskanç bir hep. Yani benimle beraber olanların kıskançlığı sanki tavan yapıyor. İnan bana tavan yapıyor. Yani bir yere gittiğin zaman oradan kim vardı? Hepsini anlatmak zorundasın. Buna da sıkılıyorsun her seferinde. Kim var, kim aradı? Telefonun hep duracak ellerinde. Benim telefonum senin elinde ne işi var? Tartışmalar bundan oluyor. Ya da kim yazdı? Ya sana ne, kim yazdı? Ya belki bir arkadaşım. Yani Instagram'a varıncaya kadar. Sen kıskanç mısın ilişkide? Ben belli etmem. Tabii ki benim kurallarım var. Olmazsalarım var. Kurşun hediye etmişsin. Hayır, onu ben işte o yalan. Bak ben işte bunların işte bak. Benim için hep yalan haberler bunlar. Ben öyle bir şey hediye etmedim. O ya benimsin ya kara toprağın demek biliyorsun. Öyle bir şey demedim ben. Öyle bir şey de onun vermedim. Anlamı oymuş yani. Asla vermedim. Onu kendisi ona üretti. Allah Allah. Evet bak, yemin ediyorum. Bak çocukluğum da burada karşımda duruyor. Yemin ediyorum ki kendisinin ürettiği bir ürün, bir söz, bir eylem. Ben öyle bir şey söylemedim. Yapmadım. O şeyleri iyi becerirler bazıları. O zaman mesela işte bu. Zaten hiçbir yerde de sana bir şey söyleyeyim. Hiçbir yerde de ben kendimi reklam etmemişimdir. Ya çıktıklarım beni satmıştır. Ya da gittiğim mekanlarda ben satılmışımdır. Peki bir sen hayatımda hiç duydun mu? Hayatımda hiç beni duydun mu? Bir yere gidip de Davut Güloğlu ya da sevdiğini ya da bilmem neyini böyle bir gidip de bir reklam olacak yerlere takılmıştır. Ben İstanbul dışında yemek yerim. İstanbul dışında takılmışımdır. Bunu neden biliyor musun? Olan ilişkimi olan sayılır. İstanbul dışında mı aldatıyordun?
Efendim? İstanbul dışında mı aldatıyordun? Yok yok, alıp gidiyordum. Ne aldatıyordum? Taktın aldatmaya. Sen herhalde... Seferiyim oluyorsun ya. Seferi. Hayır. Hep İstanbul dışına sevgililerimle, yani beraber olduğum kadınla gitmişim ki çekilmeyeyim. Kötü bir şey yaşanmasın. Peki mesela ilişkide sana kötü hissettirmedi mi? Hep bizi böyle açıklayan onlar açıklamıştır yani. Şunu anlatmaya çalışıyorum babacığım. Mesela Ece Erken'le birliktesin, işte kurşun haberi çıkıyor ortaya bilmem ne falan. E ben yapmadım bu haberi, bu haber kurgulandı diyorsun. Evet. Yemin sonra, ederim ben yapmadım. Tamam. Diyorum. Sonra dönüp demedin mi? Ya arkadaş biz seninle beraberiz ama sen şimdi bu ilişkide diyorsun, beni kullandın. Evet. Reklam malzemesi. Önemli değil ki ama ben de senin için bunu yapabilirim diyor sana. E sonra nasıl devam ettin o ilişkiye? Etmedi ki, bitti zaten. Ha, kurşun haberinden sonra bitti mi? Zaten fazla sürmedi ki, 15 gün sonra bitti. Ha. Evet. Sıkıntılı ya vallahi. Sıkıntılı tabii. Bizim hayat, benim hayatımdaki çerçevenin içerisine baktığın zaman yaşamında fazla öyle çok ilişki olan bir adam değil. Belli, beş parmağa geçmez. Ve beraber olduklarım hep imam nikahı da yapmışımdır. Bunu da açık altında çizeyim yani. Bunu da altını çizeyim. O konularda çok hassas bir adam. Dikkat etmişimdir. Bunu fark etmez, o zaman yasak olduğu zamanlarda da bunu yapmışımdır. Hiç bunu kimse de inkar edemez. Mecbur açık söyleyemiyorsun. Söylediğin zaman cezası var. Ama şimdi rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ama bizim beraberliğimiz de, dediğim gibi, bizim beraberliklerimiz de hep hatalı da biz görülmüşüzdür. Onlar konuşmuş ya, onlar birinin teknesine ya da kayığına binmiştir, küreğini çekmiştir. Ben kürek çeken hiç olmadım. Beni parayla satın alamaz kimse. Ya da beni vaatlerde de kimse satın alamaz. Teşebbüs beni eden, bir tek gönülle satın alabilir. Teşebbüs nasıl eden oldu mu bunu? Tabii ki oldu. Söyleyin, konuşun, para teklifi eden de oldu. Nedir? Altını anlat, üstünü anlat. Ama onlar o tekneye, o kayığa bindiler. Onlar bindikleri için işte onlar hüsrana uğradılar. Hep ah aldılar. Ahın sonunda hepsi sürünüyor. Hepsi. Bakın, iyi dikirt, altını çiziyorum. Ah aldılar. Adaletsizce davrandılar. Sevgime adaletsizce davrandılar. Çünkü bir ilişki nedir biliyor musunuz? Bir insanın birey olarak birinin hakkında konuşması, iyi veya kötü, adama sormazlar mı? Ben şimdi onu kötülesem, ben hepsine saygı duyuyorum. Ben aptal kadınla hiç çıkmadım. Hayatta aptal kadını çekemem. Ben zeki kadın hastasıyım. Zeki kadını severim, akıllı kadını severim, beni anlayan kadını severim. Ama onlar kendini tam tersini göstermeye çalıştılar ilişki bitince. Ben işte burada kendimi geri çektim. Her zaman geri çektim. Çünkü ben aşağılamaya kalksam, kendimi aşağılarım. Sormaz mısın bana burada şimdi sen? Davut, bu kadar ilişkilerini yaşadın. 3 sene oldu, 5 sene oldu bununla yaşadın. 3 sene şununla yaşadın. Şimdi arkasından konuşuyorsun. Sen bunu 5 yıl sonra mı anladın? Sen aptal bir adam mıydın da bunu anlayamadın da 5 yıl sonra anladın? Demez misin? E bunu onlara niye sormazlar? Ben onu anlamıyorum. Ya işte ne dese, en büyük pişmanlığın Davut'la çıkmak. 5 yıl sonra pişman oldu. Bu nasıl? Ben öyle bir aptal kadınla çıkmadım. Kabul etmiyorum. Ben böyle bir aptal kadınla çıkmadım. Bak, burada onları övüyorum aslında. Bunu böyle söylediği zaman onlar o duruma sokuyor kendini. Onlar bence dünyanın, şu anda çıktığım, ben hiçbir şeyden de pişman değilim. Yaşadığım hiçbir şey. Hepsi beni olgunlaştırmıştır. Hepsi bana bir şey katmıştır. Nişan olayına da gelince, bunu da burada açıklıyorum. Ben nişan yapmadım. Nişanı ablam yaptı. O nişanlandı onunla, ben değil. O ne demek ya? Evet. O ne demek be? Mecbur kaldım. Bak şimdi. Ya biz buraya ne konuşmayacaksan bizi magazinleştirdin gene ya. Allah'ını seversen ya. Baba kendini açtı konuyu. İlişkiliyince iliş yürüdü mü oradan? Yok, hayır, geç ya. O işleri ya. Tatlı tatlı vurdun yani kapıya. Kapıya vurdun tatlı tatlı. Bir dakika. Allah nasıl senin gıyabında nişanlanıyor, anlamadım. Vekalet mi verdi? Hayırdır? Yok, vekalet vermiş. Vekalet mi verdi? Yok, benim ablam o şahsı çok seviyordu. Hala sever. Ha. Hala sever onu. Sever. Benim ablam, ben Seyhan Müzik'te, Seyhan bizim Bülent Seyhan'la tamam, beraber tablo oynuyoruz. Kapıda. Ha. Etiler'de. Saat 7 mi 8 mi hava kararıyor. Bülent Seyhan da izliyor. Şu an izler bizi yani. Katılır. Bir telefon geldi bana. İşte böyle böyle, sen neredesin? Kim nerede? Ben buradayım. Şirketteyim.
İşte böyle böyle bir şey var. Sen nasıl orada olursun? Alcak al yüzüğü, hemen buraya gel. Allah Allah. Ne diyorsunuz? Rezillik, aile buraya toplanmış, o bu. Ben öyle gittim. Aldım yüzüğümü, gittim. Ayıp olmasın diye. Ha, ablanla organize mi düzenlemişler, evet, yani? Evet. Senin haberin hiçbir, evet, şeyden yok. Evet. Sana sadece yüzüğü alıp gitmek düştü. Aynen öyle. Mecbur yaptık. Bir dakika arkadaş, ne yapıyorsunuz? Hayatımla ilgili bir karar alıyorsunuz. Almışlar. Almışlardı, ben de kıramadım. Bu kadar kolay mı senin hayatınla ilgili karar almak? Orada ablam şimdi benim için çok önemli. Şimdi annem. Şimdi annem orada şimdi öyle bir karar almışlar ki. Ya ben şimdi onu da biraz şöyle düşündüm. Gideyim. Orada kimsenin kalbi kırılmasın. Öyle bir şey hazırlanmış orada çünkü. Hazırlık var. Hazırlık bitmiş. Bir tek eksik damat. Gelecek kız isteme. Olay bu. Bunu da açıklayayım ki. Aha. Neden biliyor musun? Bu bana çok... öbür kız arkadaşlarım da bunu bana defalarca soruyor. Ayrıldıkları. Hepsinin bana sitemi bu. Benle 6 yıl çıktın, nişan yapmadın da onunla nasıl yaptın filan, budur şu. İnsan kendini kötü hisseder tabii. Anladınız yani, haliyle. Aslında bunlar sorulurken biz o zaman, tabi bu geçmiş. Şu an daha çok şeyler değişti. 6-7 yıldır hiç kimseyle bir işim yok. Kendi dünyamdayım. O bahsettiğim şu an konuştuğumuz şeyler oldu herhalde. 8 yıl oldu. 8 yıl öncesini konuşuyoruz. Yani buradan da onu bildirelim. Emekli mi oldun artık? Ben emekli olmadım. Emekli olacak bir adam değilim. Ben hala Camet ama bu konularda emekli oldum. Yani artık aptal kararlar ya da duygularıma çok kaptırarak artık bir yolculuk yapmıyorum. Bu konularla ilgili son sorum. Ondan sonrası işin siyasi boyutuna geçeceğim. Gerçekten seks bağımlılığı tedavisi gördün mü? Hayır. İşte bunu da... Emel Müftüoğlu seni almış... psikoloğa, psikiyatra falan götürmüş 4 sene boyunca. Hayır öyle bir şey var. Sorun Emel'e. Sana birebir muhatabı da soruyorum. İşte karşımda olur. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Bu bir yalan. Sonra ne oldu da son 4-5 senede Karadeniz'in Ricky Martin'i, Fırtına gibi esen Davut Güloğlu bir anda kendini siyasete adadı? Neden? Bunlar da sebep. Artık yalan... Çok ters köşe çünkü. Çok ters köşe. Ama şöyle söyleyeyim sana, ben dedim ya 6-7 yıldır kendimi izdivaya çekmiş, ha, böyle kendimi dinleyen, evet, bir adamım. Zaten milli görüş ruhuyla büyüyen bir çocuğum. 16 yaşında tanıştım hocamız Necdettin Erbakan'la. Allah yerin mekanını cennet etsin. Abi. Gerçekten gelmiş geçmiş bu ülkede en büyük bilim adamlarından ve en büyük siyasetçilerinden bir tanesi. Yol gösteren ve göstermiş olduğu yolun da her zaman önü aydınlık olan. Tabii ki çok büyük meşakkatli bir yol. Ama o meşakkatli yolun önünde sonunda aydınlık ve bu ülkenin kurtarışı ve bir ümmetin kurtarışı ve bir insanlığın kurtarışının yattığını görmeyen insanlardan değilim. Gören insanlar. Onun için şükürler olsun. Aynı o bu çerçeve içerisinde de onun evladı da aynen babasının aynı değerlerini taşıyan ve bu davayı köşede bucakta garip bırakmayıp sahiplenip tekrar o milli görüş delillerine, sevdalılarına bunu tekrar yaşattığı için de Doktor Fatih Erbakan'a da buradan da sevgiye selamlarımı iletiyorum. Harika bir genel başkana sahibiz. İlk önce buradan yapıp ve çok değerli bir teşkilata sahibiz. Peki müziği falan bıraktın mı? Hayır, falan müzik devam ediyor. Ha. Şu anda dikkat edin, daha da sıkı bir şekilde müziğimi yürütüyorum. Müzik ayrı bir şey, o benim ruhum, o beni insanlarla kavuşturan, insanlarla buluşturan, insanlarla çınarlaştıran bir sevgi bağı. Hayranlarım bölünür diye korkmadın hiç mi? Korkmadım çünkü ilk başta öyle bir tereddüt olabilir insanda ama hepsine buradan teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel sözler hiç daha yazılmamıştı. Başka partilerin içerisinde görüldüğüm zaman küfür yedim. Çok küfürler edildi bana. Başkalarına destek verdiğim için. Anneme kadar rahmetli. Haşa. Allah onları da esir etsin, o argo konuşan insanları. Ama milli görüş davasına Doktor Fatih Erbakan'la beraber birleşimim de yani 3 yıllık bir şu anda partinin kurucularındanız. Ve MKYK üyesiyim. Ayrıyetten de kültür ve sanat danışmanıyım. Ve bu konuda genel başkanımızla biz tokalaşıp evet ben de bu yoldayım kararını aldığımız zamandan bu yana hep övgüler, hep alkışlar,
hep de güzel sözlerle beraber ümit var insanlarda. Hem sanatçı kardeşlerimizde hem halkımızda, sokakta da. Ben dün akşam bir ödüldeydim. Yani ödül töreninde bile sanatçı arkadaşlarımız olsun, oradaki insanlar, hiç kimse yadırgamıyor. Aksine tebrik ediyor ve diyorlar ki senin gibi dobra, doğrucu Davut'un ihtiyacı var siyasette. Ve sen, çünkü ben şunu söyleyeyim. Ben hakikaten doğrucu Davut musun? Aynen doğrucuyum. Ne söylersen doğru söylerim. Sövüleceğe söverim, dövüleceğe döverim. Ben öyle bir adam. Hak ediyorsa. Ama kalkıp da asla ve asla el öpen bir adam olmadım. Menfaat uğruna hiçbir zaman diyorum, hiçbir zaman bir arkadaşlık, dostluk ya da bir sevgi kurmadım. Bunu siyasetteki adam, siyasette şu anda iktidarda olanlar da bilir. Ben el öpen olmadım. Ben saygı duydum. Bu fark etmez, hangi yaşta olursa olsun el öperim. Ben Fatih Bey'in elini öpüyorum. Niye elini öpüyorum? Bakın, burayı ayrım içerisine her zaman söylüyorum çünkü sayın yaş Fatih. Olarak yaş olarak da ben ona büyüksün. Evet. Diyorum ki burada işte yaş önemli değil. Almış olduğun o misyonel, o almış olduğun o dava önemli. Eğer milli görüş olan... ruhumu yeniden Refah Partisi'ne seni çekti. Evet. Neden diğer partilerde neyi bulamadın? Yeniden Refah'ta bulduğun neyi buldun? Yeniden Refah Partisi'nde ben şunu ilk önce altını bir çizeyim. Hı-hı. Şimdi bizim partimiz içerisinde sızmak isteyenler de olacak. Adaletsiz insanlar da gelecek. Makam için gelmek isteyenler de olacak. Ama ben buradan sesleniyorum, bunu her zaman kongrede de söylüyorum. Ben makam hiçbir ne. Genel başkanımız iktidarda cumhurbaşkanlığı olduğu gün ben siyasetten dedim giderim. Genel başkanım. Ayrılıp giderim. Sizi orada görmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin kurtarışı milli görüşten geçer. Başka asla öyle sahte milli görüşçüler değil. Şu an partilerin hepsi milli görüşçü olmuş. Nedense. Hepsi Erbakancı olmuşlar. Enteresan. Ve siyaset arenasında şöyle bir şey de var. Milli görüşü yeniden Refah Partisi ya da Fatih Erbakan temsil ediyor mu etmiyor mu tartışması da yapılıyor aslında. Olacak. Bunu rahmetli Erbakan hocamızda da farklı şekilde endişeler veriyorlardı. Şimdi böyle veriyorlar. Çünkü milli görüşü kararlayamıyorlar. Kararlayamadıkları için itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar Fatih Bey'i. Yani ne konuda? Söylemlerini ve milli görüşü olan sevdalılığını, bağlılığını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Zaten bunu geçmişte de babasına nasıl yapmışlardı? Takunyacı, gerici, bu şekilde. Şimdi o bitti. Çünkü hepsi ondan nebalanıyor ya. O nebalanmanın etkisinde onlarası değil doğrusu, biziz doğrusu demeye çalışıyorlar. Hayır. Kusura bakmayın. Doğru olan yer, milli görüş davasının gerçek adresi bellidir. Yeniden Refah Partisi'dir. Bunun da alternatifi yok. Yeniden Refah Partisi'dir. Yani bunu kalkıp değiştirmeye ya da başka ötekileştirmeye ya da başkalarla algı yaratmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Millet uyanmış, millet biliyor. Çok iyi biliyor. Sokak sokak geziyoruz. En iyi çalışan teşkilat biziz. Ve televizyon arkamızda yok. Para gücü yok. Diş güç yok. Hiç kimsenin dayımız yok. Amcamız yok. Halamız yok. Teyzemiz yok. Biz kardeşler gönülden birbirimize bağlanmışız. Davanın ne kadar samimi bir dava olduğunu, davanın ne kadar hak dava olduğunu, davanın ne kadar bu ülke için faydalar ve tüm dünya insanlığı için fayda getireceğini iyi bilen bir teşkilat yapımız var. Budur önemli olan. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Sizin burada program yaparken sizin yarınki haklarınızı savunabilecek bir iktidarın olması. Ya da sokaktaki bir yetimin hakkını, ya da adalet saraylarının saray olarak geçtiği yerde gerçekten saray gibi adaletlerinde o şekilde şeffaf olması. Ve giren zengini değil fakirin kazanabileceği bir dava haklıysa. Ya da iki zenginin girip de hangisinin daha güçlü adamı varsa kazanacağı bir dava değil. Adalet neyse onun o parmağın o kolun orada kesilmesi. Biz bunun için mücadele veriyoruz. Haykırışımız, ben sanatçı olarak ne işim var? Ben kendime zarar veriyorum. Siyasetin içinde ne işim var? Para harcıyorum, kendi cebimden harcıyorum. Kendi cebimden koşuyorum. Ve 3 yıldır, 4 yıldır genel başkanımızla beraber yeri geldi yalnız gidiyorum. Ve
şunu söyleyeyim, harcamış olduğumuz değil, bizim tüm ekipteki kardeşlerimiz de Milli Görüş sevdalıları da aynı şekilde koşturuyorlar. Yani biz dışarıda bir Johnny amcamız yok yani, bize para göndersin de biz de onun emrine sonra geçelim. Öyle bir amcamız yok. Yani şu ters köşe geliyor bana. Mesela festival sunumlarında falan sanatçı dostlarımıza bir... Ya şimdi sanatçı olmanın verdiği tabii ki ayrıcalıklar var. Ne bileyim. Orada pohpohlanırsın, her şeyin en iyisi gelsin, bilmem ne olsun, alkış, kıyamet, bilmem ne falan. Yani yaşadığın hayat. Yaşıyoruz, evet. Ha. Ama siyaset dediğin zaman daha bayır dolaşıyorsun abi. Dolaşıyorum. Yani şimdi çok yani ters köşe bir şey. Çok ters köşe, şöyle söyleyeyim size. Alıştığınla kolları sıvadığın bambaşka. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim, çok önemli bir şeye değindin. Ha. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben benzin, aptal bir adam değilim. Benzin döküp paramı yakıyorum aslında. Siyasete girdiğim zaman. Çünkü ben şimdi iktidar partisi, genel bir partilerin hepsinin işine giden bir adamdım. Hmm. Hepsine. Hiçbirine gidemiyorum şimdi. Vetolandın mı? Vetolanıyorsunuz tabii. Çünkü öyle. Bunu da yıkmak için geliyoruz aslında. Biz hiçbir partiye, hangi partide sevdalı olursan ol, sanatçı ayrı bir şeydir. Sanatıyla bakılır. Ama bizim bu ülkemizde hep sanatı sanatçıya kendi düşünceleri ve kendi ideoloji düşüncelerine göre bakılmış. Dürüst bir şey söyleyeyim mi sana? Hı. Ben mesela çok sevdiğim, saydığım sanatçının siyasi görüşünü bilmek istemem, biliyor musun? Öyle mi? Vallahi. O, ama bak bir şey söyleyeyim. Ben İzlediğim de. Spor programında da sunucunun takımını bilmek istemem mesela. Hı. Şimdi ama ben bir şey söyleyeyim. Hep öyle yaparlar. Bilmiyoruz, söylemezler. Hangi siyaseti Hı. savunduğunu. Ama bir hayran kitlem var. Milyonlarca, binlerce de yurt dışı, yurt Türkiye'nde, ülkende, ülke dışında, Özbekistan'da, Kazakistan'da, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da ve tüm Avrupa ülkelerine gittiğin zaman Türk nerede varsa hepsi seni tanıyan, seven ve konserine giren insanlar. Biz aptal mıyız? Ya da biz, şöyle söyleyeyim sana, biz nasıl diyeyim sana, uyuyan bir toplum muyuz? Biz geride kalmış biri miyiz? Hani vizyondan bahsediyoruz. Hani özgürlükten bahsediyoruz. Sizin okulunuza da ben katılmıyorum. Hani özgürlükten bahsediyoruz. Hı. Beni seviyorsun. Benim fikrimi, üç maymunu mu oynuyorum ben? Ama biz bu hale getirdik. Televizyondaki tüm sanatçılarımız olsun. Hepsi üç maymun oynuyor. Güç neredeyse onun elini öpmeye gidiyor. Aşağıladıkları şimdiki iktidarı. Aşağılıyordu benim sanatçı arkadaşlarım. Yani hepsini çok iyi bilirim. Kendileri aşağıladıkları sana... İktidarı şimdi ele sıraya diziliyorlar el öpmek için. Kusura bakmasınlar. Ya da ihanet ediyorlar. Ben ihanet eden hiç kimse, ben ihanet etmem. Ben adamın yüzüne karşı söylerim. Yani yapacağım eylemi de, söylemi de yüzüne söylerim. Yani bunların hepsi mukelemun olmuş. Kimin ne olduğunu çözmeye artık kimin ne olduğunu algılayana kadar zaten ömrün geçip bitiyor. Artık yeter. Artık şeffaf olalım. Açık olalım. Özgürlük. Artık bunu 10 yıl öncesi, 20 yıl öncesi gibi yaşamayalım. Artık biz bir şeyleri değiştirelim. Ben buyum diyebilelim. Hatam varsa hatamla düzeltmeni, ben o işte daha iyi olayım, daha başarılı olayım. Yani eğer ben siyaset yapıyorsam, sen bana belki siyasetime ya da benim ideolojim, bakışı açıma sen belki destek vermeyebilirsin. Başka bir partiye destek verebilirsin. Ama benim hatalarımı sen araştır. Bana de ki Davut sen... çok affedersin diyelim, otururken ayak ayak üstüne atıyorsun. Mesela örnek yani. Atma, sana yakışmıyor diyebilir bana ki ben de kendimi düzelteyim. Yani düzgün toplum olalım. Yani edepli, ahlaklı toplum olalım. Ve toplum olarak birbirimize saygılı olalım. Ve geleceğimizi, gelecek neslimiz için çalışalım. Benim 3 tane evladım var. Bir tanesi 29 yaşında. Bir kızım var 16 yaşında. Bir oğlum var 14 yaşında. Ben bunlara nasıl bir dünya bırakacağım? Sanatla mı? Oy Nurcan'ım, Nurcan'ım kurbandı sana canım. Ya yaptık, oynattık, gene de yapıyoruz müziklerimizi. Dağlara, tepelere yazın duman olur mu? Kız seni sevdim diye bu kadar naz olur. Ya bu tamam, bu duygu aldık verdik, orası tamam. Zaten besleniyor oradaki çınarımız. Ama buradaki öbür dünya var. Bu dünyadan göçtükten sonra karşıya geldiğim zaman ne yaptın Davut? Bu kadar imkanlar verildi sana. İnançlı bir insanın deyimiyle bak, kalbiyle konuşuyorum. Ne yaptın? Yaptığın siyaset biraz da ibadet gibi mi? Tabii ben ibadet olarak görüyorum. Bak bunu zaten bu şekilde yaparsanız,
zaten huzurlu uyursunuz. Menfaat şeklinde, beklenti şeklinde, bir yerlere geleceğim şeklinde zaten gelmişim geleceğim yere. İnsanların kalbine tahsil etmişim. Sanatla baş başa evet. olduğun zamanlarda, yattığın zaman huzursuzluk duyuyordum son zamanlarda. Neden? Çünkü neden huzursuzluk duyuyordum? Çünkü ben güzel şeyler yapıyorum, eserler ama faydasız görüyorum bu insanlığa kendimi. Bir tek eserlerle faydalı olamazsınız. Sırf cebinizi doldurmak için de bu dünyada yaşayamazsınız. Bu insanlık için bir şeyler yapmanız lazım. Bir düşünce yapınız olma, bir ideolojiniz olması lazım. Bir çizginiz, belirlemeniz lazım. Yani ben güzel eserler yapıyorum. Bir yıl sonra tekrar güzel bir eser yapmaya düşüneceğim. Gene aynı şey. Ya boş geliyor bana. Hayır, bir tarafta dolu olmamız lazım. Bir de şu vardır. Ya ne işin var Davut Güloğlu? Sen çok iyi bir adamsın, temiz adamsın. O kadar güzel bir adamsın ki inancınla bir bütünsün ve sanatını çok güzel yapıyorsun. Ne işin var senin siyasette? Zaten çıkış noktamız. Evet, gelelim oraya şimdi. Ya ben güzel adamım, ne işin var siyasette? Sen güzel adamsın, ne işin var siyasette? O güzel adam, ne işin? O zaman biz buraya kimleri gönderiyoruz? Biz kötü adamları mı bu meclise gönderiyoruz? Niye güzel adamları göndermiyoruz? Neden bizim dilimizden konuşan, bizim gibi olan, bizim gibi yüreğe, kalbe atan insanları göndermiyoruz? Onu o şekilde düşünme de şöyle düşün. Hani sen güzel adamsın, ne işin var siyasette değil de. Hani alışıyoruz ya senin o rolüne evet. hayattaki. Hani evimize o şekilde... Girdin. Atletik yapıda, atleti... Yine atletiyim, siyasette de öyleyim. Şimdi takım elbiseli bilmem ne. Yok, sanata girdi mi takım elbise yok. Orada da yine atletiyim. Sanatım ayrı, bakın şimdi. Bir şey bir şeyle beraber karıştırmayalım. Şimdi diyelim ki bir rol verdiniz bana. Ben rol oynamam ama benimki rol değil. Benim Allah'ın vermiş olduğu, bana vermiş olduğu rolü oynuyorum. Allah'ın bana çizmiş olduğu yolda yürüyorum. Bana rol verdiniz, o gün ben Osmanlı'da bir rol oynadım. Osmanlı'da diyelim ki Fatih Sultan Mehmet'i oynuyorum. Ben şimdi Fatih Sultan Mehmet mi oldum? İşte bunlar bunu yapıyorlar. Rollerine kalıyorlar. Kendilerini Fatih Sultan Mehmet zannediyorlar. Biz öyle değil. Biz adaletli bir şekilde biz neysek onu oynuyoruz. Allah bana bu vizyonu vermiş. Sanatımı da sanatımla yapıyorum. Aynı. Kılık kıyafetimde orada için nasıl kendimi huzur ve rahat hissediyorsam onu yapıyorum. Siyasette de nasıl katkıda bulunabilirim şeklinde en doğru adresi seçmişim. Ve o adreste yürüyorum. Çünkü 50 yaşına, 49 yaşında 50 yaşına geldim. Ya bundan sonra sanatımı oldun da yapalım. Oldun mu 50 ya? 49. Vallahi. Tabii. 49 yaşına geldik. Maşallah. 49 yaşına geldik ama Allah'a şükür olsun hala atarsak oradan 30'u 19 gibiyim ya. Tabii. Bu çok önemli. Çok önemli. Bak burası çok önemli. Evet. Enteresan. O heyecan, o hala o atletizm var bende ya. O şey de var bende. O sabah insanlar şöyle söyleyeyim. Sen koşarsın yolda. Ben bakıyorum şimdi. Bunlar koşar. Benim oğlum da. Koşsunlar. Bir kilometrede yorulurlar. Ben 10 kilometre koşarım. Şimdi o değil. Beslenmek. Bir şeyden beslenmek. Bakın. Sizin huzurlu olman istiyorsan, eğer bu dünyada mutlu olmak istiyorsan, sevinme. Sevmediğin hiçbir şey yok. Neden zevk alıyorsun? Ben bunu konuşmak istiyorum. Konuş. Bilsen yanacaksın, ceza alacaksın. Kırmadan konuş. Ama doğruyu konuş. Ya ben burada bunu konuşursam yüzüm, rengim belli olur. Ben işte şuralardan işte rantım düşer, para kazanamam, şu olur, bu olur. Düşündüğün an Allah'ı unutmuş oluyorsun. Riski veren Allah'tır. Ben hiç kimseye öyle bel bağlamış değilim. Yani genel başkanımız onun için onunla beraber o yoldayım işte. Doktor Fatih Erbakan. Ona da söyledim. Yanlış giden bir şey olsa ilk sokağa çıkan ben olurum. İlk karşı koyan da gene ben olacağım. Bak bunu da söylüyorum. İlk karşı koyan da ben olacağım. Ama öyle bir şey olmayacağını biliyorum. Çünkü milli görüş davasına bir babanın bir erkek evladı yani. Bir erkek evladı. Tabii ablalarımız var. Ellerinden de öpüyorum burada. Genel başkanımız küsmeden. Hiç küsmeden. O babaya yapılanları. Bir insan babasına yapılanları kinlenir. Babasına yapılanlara ister istemez buğz yapar içinde. Hı hı. Ve siyasete sinir olur. Yapmaz bu ülkede siyaset. Ben bu millet için mi koşacağım? Babamı anlamamışlar, beni mi anlayacaklar? Hayır. O hepsini elinin tersiyle itmiştir. Davanın ne kadar önemli olduğunu bilerek bu davaya sarılarak ve bu davayı sırtlanmış, almış, tekrar şaha kaldırmış ve şu anda en büyük partilerden bir tanesiyiz. İşte yeniden Refah Partisi. Doktor Fatih Erbakan da Allah'ın izniyle, bunu da buraya söylüyorum. Ben söylediğim her zaman Allah da dua gibi kabul etsin.
Cumhurbaşkanımızdır. Olacak. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Doktor Fatih Erbakan olacak. Bak bunu burada o kadar kesin söylüyorum. Şimdi seçim sattım halinde hareketli zamanlar. Evet. Vakit ayırıp geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Hem böyle hayatından, magazinden girdik. Siyasetle devam ettik. Evet. Yolunuz açık olsun diyelim. Gökay bir şey söyleyeyim. Öncelikle tabii, tabii ki güzel bir program oldu. Öncelikle sana çok teşekkür ederim. Var. Çok güzel bir elektriğim var. Şöyle söyleyeyim. O elektriğin de kesilmesin. Temenim. Evet. Güzel bir elektriğim var. Ama şunu da söyleyeyim burada. Arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Haberler.com'a tüm burada çalışan ekip arkadaşlara da hepsine teşekkür ediyorum. Güzel bir söyleşi olduğuna ben de inanıyorum. Ama tabii ki öyle noktalara girdin ki hiç konuşmadığım şeyleri karar almıştım. Böyle şeyleri konuşmayacağım ama bazen sözleri ağızdan tatlı yüz ve tatlı dil çıkarır. Siz de onu çıkardınız ama inşallah bu yapmış olduğumuz röportajda söylemlerimi haksız duruma getirilmez. Olanı olduğu gibi. Haksız duruma getirilmem gene. Gene eleştirilmem inşallah. Ben doğruları konuşuyorum. Gidip insanlara adreslerine sormak lazım. Bir ekmeği fırından alırsınız. Bakkala giderseniz bayatıp poşetin içinde alırsınız. Onun için gerçek ekmeği alabilmek için gerçek adreslere sormak lazım. Beni getiren, yani hastaneye mi götürmüş ya da beni pastaneye mi getirmiş? Nereye getirmişse onu gidip eğer öyle bir şey çıkmışsa onun adresine sormak lazım. Ve bu haftalık da Haber Bahane'nin sonuna geldik. Haftaya pazartesi yine çok özel bir isimle karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.